Evet, devre arası devam ediyor sayın seyirciler. Dünya çapında aslında tanınan Türklerden biri kendisi ama kendisi zannediyorum bu titri de tanınmayı da çok sevmeyebilir. Çok önemli çalışmaları var Türkiye adına kendi başarılı kariyerinin dışında. Aymenit Ajansı Başkanı Emrah Yücel bizlerle birlikte. Kendisi aslında bir grafik tasarımcısı. Hoş geldiniz Hoş Emrah bulduk. Bey. Şimdi hem sanat camiası hem Türkiye'de basın nedeniyle daha çok biliyorsunuz Hollywood filmlerinin ünlü posterlerini yapan, yeni Hollywood yıldızlarının web sitelerini tasarlayan kişi olarak siz tanıdınız. Bunda suç bizim değil kesinlikle. Yine bir arama motoruna girdiğinizde belki yüz binlerce sonuç çıkıyor bu şekilde. Tekrarlamayacağım hepsini ama tabii ki Avatar, Kingdom of Heaven, Yetenekli Bay Ripley, Kill Bill, hani Soğukta pek çok film var sizin imza attığınız bu şekilde. Yine Tom Hanks, Kirk Douglas, Brad Pitt, Angelina Huston, Julianne Moore gibi isimlerin kişisel web sayfalarında tasarlamışsınız. Hollywood'dasınız. Aslında biraz sizden bahsedelim istiyorum. Kozmopolit bir kimliğiniz var. Çünkü Türkiye'de önemli bir tanıtım işine imza atmaya başladınız. Devamı gelecek. Bundan bahsedeceğiz. İzmir'in tanıtımı bir yerde sizin ve ekibin ellerinde. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Türkiye tanıtımı, Türkiye ile ilgili çalışma nasıl başlamıştı? Bunlar aslında birbirinden bağımsız iki proje. Türkiye'nin tanıtımı ile ilgili biz yaklaşık 5 senedir Rusya ve Ukrayna pazarında, son 3 yıldır da Amerika pazarında çalışıyoruz. Türkiye'nin tanıtımı başlı başına Turizm ve Kültür Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz bir proje. Bu proje içerisinde geniş bir proje. Yani içerisinde televizyon reklamları, peşinden outdoorlar, gazete ve dergi ilanları olmak üzere pek çok kapsamı var. Ama İzmir'in markalaşması ile ilgili olan proje bu Turizm Bakanlığı projesinden tamamen ayrı bir proje. Her ikisini de biz çok önemsiyoruz ve çünkü 17 sene yurt dışında yaşadıktan sonra birazcık da böyle Türkiye'nin yurt dışındaki algısı ile ilgili daha objektif bakışlarımız var. Evet. Bununla ilgili özellikle İzmir'in markalaşma projesinin 2 gün önce lansmanını yaptık İzmir'de Sayın Valimiz ve Başbakanımız, Belediye Başkanımızla birlikte. Bu önemli bir ilk çünkü ilk defa Türkiye'de sistemli ve stratejik bir çalışma ile bir şehrin markalaşması tasarlanmış oldu. Bundan kastım şu, daha önce pek çok şehrin amblemi, logosu oldu ama burada önce bir araştırma, peşinden bir bundan çıkarılan bir stratejik bir sonuç. Ve bu sonucun arkasından da bir slogan üretildi. Ve şimdi, dendi ki... Özür diliyorum. Şimdi mesela örnek vermek gerekirse hani bu marka söylemi hani elma simgesi. New York. I love New York. Aynen. Niye New York'u seviyor herkes? Bunu bilmiyoruz ama İzmir için aklınızda nasıl bir proje var? Şimdi bu çok aslında güzel bir örnek verdiniz. Çünkü New York hakikaten mesela hepimizin Big Apple diye bildiği bir örnek. Yani büyük elma diye. Şimdi biz de aynı şekilde İzmir'in aslında geçmişine bakarak ve bu geçmişinin bize sunduğu gelecek vizyonu içinde şöyle bir stratejiyle yola çıktık. Ve dedik ki İzmir'de aslında çok ilginç bir şekilde fazlaca ilk var. Evet. Ve bu ilkler aslında geri dönüp baktığınız zaman insanı şaşırtacak ilkler. Yani 1. İktisat Kongresi'nden tutun da Hasan Tahsin'e, işte ilk hayvanat bahçesine ama sonradan doğal yaşam parkında dönüşen ilk hayvanat bahçesine, ilk tüp bebeğinden pek çok ilkine. Şimdi bu ilklerin olmasının sebebi aslında arkasında bir öncü zihniyeti getiriyor. Yani İzmir'in tuhaf bir şekilde öyle bir misyonu var. İzmir yenilikçi, öncülerin şehri. Öncü değil mi? Bundan dolayı da mesela İzmir aslında birazcık hep böyle uçlarda da kalmış. Yani fiziksel olarak da zaten en önde olmasından dolayı da böyle bir sadece öncülük sadece güzel kızlarıyla misyonu değil, kültürüyle. Yani bravo. O belki de kozmopolit, biraz Levanten. Aynen. Değil mi? Bundan dolayı da biz dedik ki aslında İzmir Türkiye'nin nazar boncuğu. Evet. Yani birazcık Türkiye'ye böyle nazar değmemesiyle ilgili de bir nazar boncuğu ve şey pozisyonu da üstlenen bir şehir. Bu da önemli bir misyon. Ve bunun İzmirliler içerisinde de geleceğe bakış, bu ilklerin devamlılığı, İzmirli olma konseptiyle de birleştiği zaman bu misyonun bir marka core ideası yani temel fikri olduğunu düşünüyoruz. Nazar boncuğu meselesi buradan çıktı ama ikinci alt okumalara geçtiğiniz zaman da hani bunun bir körfez, deniz, güneş ilişkileri gibi pek çok yüklenebilecek başka soyut anlamları evet, da var. Ticari anlamda fakat en önemlisi sen. Aslında bir tasarım grubu olarak bizim yaptığımız tıpkı New York örneğinde olduğu gibi yeni bir şekilde gelip bunu bizim size anlatmamız değil de zaten var olan
bir şeyin altını çizip ona sahip çıkma stratejisi. Şimdi Emre abi, burada zaten başarı buradan kaynaklanıyor zannediyorum. Şimdi İzmir'deki o kuleyi herkes biliyor veya İstanbul'da Galata Kulesi'ni, Kız Kulesi'ni, Boğaz Köprüsü'nü, dansözünü, balığını, evet, herkes biliyor. Bunu nasıl farklı şekilde ön plana çıkabiliriz, altına nasıl bir hikaye kurabiliriz bir resimde, değil mi? Bravo. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Wikipedia'ya baktığınız zaman nazar boncuğunun tanımına, hı hı, gerçekten dünya bunu Batı Anadolu kökenli bir sembol olarak tanımlıyor. Ama Yunanlılar tanımlıyor. Biliyorsunuz sahip Yunanlılar çıktı. Yunanlılar da kullanılıyor. Beyrutlular da, evet, yani bir sürü yerde kullanılıyor. Ama biz şu anda bunu bir şirket olsanız yapamazsınız ama bir şehir olarak bu benim ikonumdur dediğin zaman, hı hı, zaten senin geçmişten gelen mirasın buna seni uygun görüyor. Hı hı. Biz şimdi buna bir kültürel mirasa sahip çıkmış oldu bu şehir. Aha. Bu anlamda da dünya çapında bilinen bir ikonun sahibi olmuş oldu. Bu aslında bilinçli bir kültürel hareket. Neler yapacaksınız step by step? Yani ne olacak bundan aslında sonra? Pek çok şey yaptık zaten. Aha. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 44 sayfalık bir kurumsal kimlik rehberi hazırladık. Bunun içerisinde bütün bu amblemin nasıl kullanılacağından tutun da, aha, 35 tane her türlü broşürde, tanıtım materyalinde kullanılabilecek afişler türünde görseller ürettik. Hı hı. Bunun dışında çok önemli bir metin yazımı ve editorial bir, yani editörel bir hizmet verdik. Hı hı. Ve bunun içerisinde broşürler, bunların İngilizce, Fransızca, Almanca çevirileri tasarlanmış 44 sayfalık broşür. Hı hı. Önümüzdeki dönemde farklı farklı segmentlere hizmet edecek 7 tane farklı broşür. Peki şunu, bir reklam filmi gibi pek çok şey hazırladık. Şunu merak ediyorum. Şimdi tabii New York'la İzmir'i karşılaştırmıyorum ama İzmir'in de kendi üzerine düşen görevleri olduğuna inanıyorum. Çünkü bir turist İzmir'e geldiğinde neden o anahtarlığı almak istesin? Yani çünkü İzmir bir şey vermeli ona, değil mi? Dolayısıyla turizm çalışmaları, oradaki ürünler belki daha da geliştirilmeli. Bu anlamda aslında genel bir pazarlamaya daha çok ihtiyaç var. Kesinlikle bu da yapılacak. Özellikle Expo yolunda. Evet, Expo çok önemli tabii ki burada. Siz tabii entelektüel bir aileden geliyor musunuz? Anneniz senaryo yazarıymış, babanız film yönetmeni olmuş. Aslında Diyarbakır'da doğmuşsunuz ama aslen Antepli misiniz? Evet. Ankara'ya gelmişsiniz. Londra var arada galiba. Evet, tabii yurt dışı maceranız oldu ve 17 senedir Hollywood'dasınız. Kolay bir iş değil zannediyorum. Fakat şunu sormak istiyorum. Genel Amerikalı'nın, sıradan Amerikalı vatandaşın kafasında pek bir Türkiye düşüncesi yok. Katılıyorum. Nasıl bir imaj var samimi olarak yurt dışında ve gerçekten Türkiye'ye gelmek istiyorlar mı? Bunu iyi turist olarak, yani para harcayacak turist açısından da soruyorum aynı zamanda. Çok güzel bir soru. Şimdi zaten Amerika'dan Türkiye'ye gelmek isteyen turistlerin demografiğine baktığınız zaman 50 yaş üstü. Yani eve gelen geliri 150 bin doların üzerinde, hı hı, ve belli bir yaşının üstünde olduğu için artık sadece kültürel amaçlarla dünyayı gezen bir profil söz konusu. Biz bunu şöyle bir avantaja çevirmek istiyoruz açıkçası. Biz ciddi bir araştırma yaptırdık ve satın aldık böyle araştırmaları ve Amerika'da genellikle şöyle bir his var. Ben tatil için İslam ülkesine gitmem. Yani sonuçta orada bir korku var, hı hı, ve sırf bu korkunun üzerine aslında biz oturduk ve şunları tasarladık. Dedik ki bizim belki de bunun üzerine biraz çalışmamız lazım. Yani buranın böyle İslam ülkesi korkusu altında değil, aslında kozmopolit bir kültür olduğunu, içerisinde birbirinden farklı, çok farklı kültürü ve en önemlisi toleransı barındırdı. Yani burada hani gelirken başörtümü getirmem lazım, nasıl giyinmem lazım gibi soruların hepsi sürekli gündemimizde. Evet. Aynı zamanda bir de hani genel barbar Türk meselesi markamıza yapışmış bir şey. Yani Viyana kuşatmasından bu yana giyilmiş bir kıyafet bu. İster istemez. Madonna öyle mi düşünüyordu acaba? Bir de bunun üzerine düşünseniz, siz ne yaparsanız yapın öyle bir şey oluyor ki ne kadar düzeltirseniz düzeltin. Hı-hı. Bir süre sonra Mehmet Ali Ağca çıkıyor, bir hareket yapıyor. Bütün her şeyi hop başa çekiveriyorsunuz. Evet. O barbar Türk gelişmiş. Ama gelince insanlar fark ediyorlar ki öyle değil. Bir, evet, örnek vermek istiyorum. Buyurun. Süremiz de sonuna gelmişiz. Bu arada çok kısaca toparlayalım. Okey. Gümrük istatistikleri diyor ki Amerika'dan Türkiye'ye gelen ve 1-1,5 gün kalan Amerikalılar, ya bu ne demek, cruise ship'le gelenler. Evet. Bir dahaki sene %85'i 7 gün ve üstü geliyor.
Evet. O zaman daha çok çalışmak lazım. Kesinlikle. Biz bunun üzerine stratejik reklamlar hazırlıyoruz. Bu arada TürkiyePosterleri.com var. Buradan da sizin tasarladığınız posterleri galiba ücretsiz olarak indirebiliyorlar. Herkes. Görebiliyorlar. Ne mutlu bize. Türkiye'ye ki sizin tecrübelerinizden faydalanabiliyor bu şekilde. Çok teşekkürler. Bu bizim gururumuz. Biz çok memnunuz bu işi yapmak. Sağ olun Emrah Yücel. Kısa bir aramız var. Saat başı yeniden birlikteyiz sayın seyirciler.